Merhaba arkadaşlar. Bugün basit bir elektrik devresi yapacağız. Bu elektrik devresinde bir alıcıyı iki farklı noktadan açıp kapamaya yarayacak bir devre yapacağız. Bu alıcı bir motor da olabilir, bir ışık kaynağı da olabilir. Uzaktan açıp kapatacağız. Aslında bu devre uzun süredir kullanılan elektrikçilerin çok iyi bildiği Wavian anahtar sistemi arkadaşlar. Biz burada açık şemasını yapacağız. Bu yeni elektriğe merak sarmış arkadaşlarımız için de faydalı olacak diye düşünüyorum. Çünkü ben okula giderken sürekli düşünüyordum. Bu Wavian anahtar acaba nasıl çalışıyor? Yani uzak bir noktadan aynı anahtarla açıp kapatabiliyorum. Sonra gidiyorum başka bir noktadan tekrar açıp kapatabiliyorum. Bunu çok merak ediyordum. O yüzden bu şekilde paylaşmak istedim. Ben sunta üzerine toplamda 8 tane vida yerleştirdim. Sağ taraftaki 3 tane vida bir anahtar. Sol taraftaki 3 vida yine başka bir anahtar. Yukarıdaki 2 vida da oraya enerji vereceğimiz nokta arkadaşlar. Yani faz nötr uygulayacağız oraya. Şimdi burada ben bir tane ampul kullanacağım. Bu ampul aslında 220 voltluk. Ama siz bunu yapmak isterseniz 220 volt kullanmayın. 12 volt kullanın. Çünkü 220 volt tehlikeli. Çarpılma riskiniz var. Ben çok dikkatli açıp kapattığım için herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Ama sıkıntı yaşanabilecek bir durum. Burada bağlantıya geçecek olursak ortadaki 4 tane vidaya birbirine çapraz olacak şekilde 2 tane kablo bağlıyorum. Geriye kalan tek olan vidalarsa aslında kontağımız. Oradaki kabloyu kontak olarak kullanacağım. İki tarafa da birer tane kablo bu şekilde bağladım. Şimdi arkadaşlar lambamın bir ucunu sağ taraftaki anahtarımın hareketli kontağına bağlıyorum. Lambamın boşta kalan diğer kablosunu ise arkadaşlar enerji vermek için kullandığım iki tane vidanın yanına bağlıyorum. Şimdi sadece enerji kaynağımızı bağlayacağız. Bütün bağlantılarım şu anda bitmiş oldu. Şimdi burada enerji verdiğim yukarıdaki iki vidadan takip edersek kablodan enerji lambaya gidiyor. Lambadan bizim hareketli kontağımıza geliyor. Hareketli kontaktan çapraz olan iletkene geçip diğer anahtar üzerindeki kontaktan yine hareketli kontaktan devresini tamamladığı için lamba yanıyor arkadaşlar. Biz kontağın konumunu değiştirirsek yukarıya alırsak bu kez lambadan geçen enerji iletken üzerinden geçse bile diğer kontak açık olduğu için buradan enerji geçişi olmuyor. Ama o kontağı da yukarıya kaldırdığımız zaman tekrar iletken üzerinden diğer iletken üzerinden akım geçtiği için yine devresini tamamlayarak yine lambamızın yanmasını sağlıyor arkadaşlar. Bu motor için de aynı. Motorda da aynı şekilde eğer düşük güçlü bir motor yani 1,5'luk kablonun çalıştırabileceği bir motor olursa bu şekilde onu da çalıştırabilirsiniz. Bu anahtarları aradaki kabloyu uzatarak istediğiniz noktaya yerleştirebilirsiniz. Çok uzak noktalara da yerleştirebilirsiniz ama tabii ki bu şekilde kabloları muhakkak uzatmanız gerekiyor. Bu kablolar iki tane kontağa, lambaya, elektriğe ulaşması gerekiyor arkadaşlar. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilir, yorum yapabilir ve videolarımızı paylaşabilirsiniz. Haftada en az 2 video paylaşıyoruz. Bu videolardan da anında haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. İyi seyirler.